Emek olmadan yemek olmaz. Binlerce kilometre aşıp binlerce yılın mirasını hem tanıyacağız hem de tanıtacağız. Anadolu'da ve başka coğrafyalarda yetişen en güzel canlıları, tadına doyulmaz mahsulleri yerinde görmeye gidiyoruz. Ona ruh katıyor. Bu adamın yorumlarına var ya, bitiyorum ha. Bu macerada uçsuz bucaksız tarlaları, çiftlikleri, yemyeşil bahçeleri gezeceğiz. En iyi ürünleri bularak, onlarla göz göze bakarak, koklayarak, dalından toplayarak nefis yemekler yapacağız. Bir yemek yapacağız. Evet. Neydi bu yemeğin adı? Eli böğründe. Her yerde geleneksel mutfakları yaşatan binlerce isimsiz kahraman var. Onların evlerine, dükkanlarına, sofralarına misafir olacağız. Bravo, on numara. Ama şimdi oldu, fakirli beyefendi oldu. Toprağa, suya, havaya, insana saygımızı göstermek için yollardayız. Bir o eksikti zaten. Ne istiyorsun sen benden? Gel. Bütün ruhum kabardı. Gel. Ülkemde tamam, atalarımın at sırtında olduğu günleri hatırladım atı görünce. Sen ne istiyorsun benden? Ağacın dibinde otur. Gölgeye. Kızım şuna bir şey söyle. Orada oturulmaz diyor öyle. Oturulmaz diyor ona. Tamam kızım, tamam. Tamam. Hadi gel gelebiliyorsan tamam. Gel. Tamam kızım, tamam. Gel kızım. Gel kızım, gel. Gel kızım. Nereye gidiyorsun be? Nereye mi? Sana geliyor. Uzak dur. Ya değil mi? Aslan acım artık inmem lazım. Gel. Gel gel. Gel gel otur gel. Gel otur gel. Allah. Evliya Çelebi var ya Evliya Çelebi. Bu şehre ne demiş biliyor musun? Şehre azim demiş. Tamam. Büyük şehir. Azimli insanların şehri. Ve o azimin coğrafyası da ne yapmış? Vermiş abi. Evet. Salep'i vermiş, sumağı vermiş, sarımsağı vermiş, domates. Yani kısaca bereketli bir coğrafya abi. İnşallah önümüzdeki şu birkaç günde her şeyi öğreneceğiz abi. İnşallah. Yemeklerine nüfuz edeceğiz, ürünleri anlayacağız. Bir de doğru bildiğimiz yanlışlar var, onları öğreneceğiz. Çok güzel. Ama her şey de insanla oluyor biliyorsun değil mi? Evliya Çelebi doğru demiş. Tabii şehri azim. Ne demiş? Şehri azim. Azim yani şehir. Azimli insanların şehri demiş. Evet, evet. Ya nasıl adamdan anlıyormuş bu Evliya Çelebi ya? Evet, şehri azim. Bereketli coğrafya ama burası neresi? Kahramanmaraş. Bravo. Peki Kahramanmaraş deyince aklına ilk gelen ne? Kahramanlıkları. O ayrı. Ürün. Lezzet. Tarhanası. Başka. Ondan sonra dondurma be. Dondurma be. Dünyayı anlatıyorlar dondurma. Dur abi dondurma. Ama onu hepsi yapan hepsi ne? Hepsi yani. Onu o yapan ne? Salep. Salep bir, ve sütü. Keçi sütü. Evet. İki. Bir de ehli insanlar yapıyor abi ya. Yani. Elbette. Evet. Elbette. Adeta şey bilim adamı gibi çalışıyor. Tüm dünyaya evet. Ülkeyi anlatıyorlar. Yani ülkemiz helal içinde olsun. Bir onur yani. Ülkemiz onları da görmeye yani. Sabırsızlanıyorum. Evet. Bir an önce şu dondurmayı yemek istiyorum. Evet diyorsun kalkıp gidelim mi? Evet abi hadi hala kalk, oturuyorsun. Tamam. Hadi kalk. Ya ağacın gölgesi. Sen kalkamıyorsun. Abi. Ağacın gölgesi. Hadi. O zaman ben de kaldım. Ben seni kaldırmıyorum. Madem kalkamıyorum. Ya kaldırsana. Hadi gel 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 gel. Gel. Hadi gel hadi. Şehirlerin ortak bir özelliği var. Evet. Bu sokaklar, bu caddeler. Yaşanmıştık bu, yani. Evet, evet. Mistik koku bambaşka. Senin burnuna ne geliyor bilmiyorum da benim burnuma durmadan yemek kokuları geliyor.
bacalardan, kapılardan, sokak aralarından, her yerden. Niye öyle sence? Ben ya yaşamışlık işte. Ruhu var yani. Ama benim yemeğe meraklı olmam da olabilir mi acaba? Tabii ki sen sadece o açıdan bakıyorsun ama evet. Ben daha geniş bakıyorum. Evet. Ya ben birçok şeyin kokusunu alıyorum. Neyin kokusunu? Hayır, yani yaşamışlığın, hayatların, neler yaşanmış. Hayatın sokaklarda. Nasıl kokusunu alıyorsun ne abi? Ne ayaklar yürümüş yemeğin burada? Kokusunu alırsın. Hayatın kokusunu nasıl alırsın? Alırsın. Yaşamışlık. Ruhu var buranın. Hissedebiliyorum ben. Ruhu elbette var. Ben inanın ki hissediyorum. Ama buradaki... yemek zaten ruhu olmayan yerde yemek olmaz. Evet. O zaman? O zaman. Ben yine yemek kokusu almaya evet, devam edeyim. Ama ben... Abi. Ama Maraş dehşet. Dehşet. Her anlamda dehşet. Dehşet. Her anlamda dehşet. Pardon. Kahraman Maraş. Kahraman Maraş. Dehşet. Evet. Ya arkadaş, bizim ne işimiz var burada be? Madem ki dondurma yapacağız. Tamam, süt gelir dondurma yapalım. Dondurma yapınca keçinin sütü olmadan olur mu? Hiç olmaz. Sütü bol olan bir keçi seçelim. Seçelim geldik. Bence, gel. Beraber. Gel. Kurban. Bak benim bıçağım hadi var. Hadi baba, benim... kurban olayım. Hadi, yürü. Bravo, 10 numara. Bak benim bıçağım var. Hadi. Gel. Ne oldu? Şami ırkımız, kulakları uzun, evet. Burun yapısı yüksek, alt çene ileride. Şimdi sen bunu sağacak mısın? Evet, keçi. Şuradan evet. Tuttuğumuz zaman keçi kımıldamaz. Ha güzel, ama canı acımıyor değil mi? Yok, acımıyor. Tamam, şurada normalde çoğunun sakalı olur. Ha, sakalından tutacağız. Evet, sakalını tuttuğumuz ve böyle yaptığımız zaman biraz yukarı kaldırdığımız kımıldamaz. Güzel ablam, sen bir sağa. Sonra ben de deneyebilir miyim? Tabii ki. Şimdi şöyle biliyorum, keçi sütünün diğer canlılardan çok büyük farkı var. Anne sütüne en yakın sütün keçilerden olduğunu biliyorum. Beslenirken hep taze otları, çiçekleri, genç filizlerin hepsi yediği için, taptazeleri yediği için, hatta uçurumlara gider o filizi görünce yani. Böyle beslendiği için çok temiz besleniyor. Dolayısıyla evet. Sütü çok değerli ve çok kaliteli kesinlikle. Oluyor. Vallahi bravo. Yani ilk etapta sağanlar tek elle ancak sağabiliyor ama siz iki elle bu işi... Peki bu süt şimdi yağ oranı sanırım yüksek. Hı hı. Doğru mu? Evet. Bu Maraş dondurmasına çok karakteristik bir özellik veriyor. Kesinlikle. Veriyorum. Doğru mu? Olmazsa olmazı. Tabii olmazsa ki. Olmazı. Yani burada bu cinsin mesela diyelim ki nerede olsun? Aydın'da olsa. Heh. Aynı sütü alır mıyız? Aynı Reyha'da süt alamayız. 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 Coğrafyayla ilgili, kesinlikle. Florayla ilgili. Burada yani. Yetişen hayvanın geniyle oradaki aynı. Peki ne kadar keçi var toplamda bu Maraş bölgesinde sence? Yani Maraş olarak bizde zaten normalde 3000 tane var. Yani evet. Bir 10.000 falan var. Kesinlikle. Yani sadece bizim çiftlikte 3000 tane var. Peki bu devam ediyor mu? Yani halk bu işi evet. Yapmaya devam ediyor mu? Kesinlikle. Arıyorlar, bilgi alıyorlar. İşte bir yol gösterin, biz de yapmak istiyoruz falan diyorlar. Firmamız da bu konuda her zaman destekçi zaten. Aynı zamanda eğitiyorsunuz bölgeyi. Kesinlikle teknik bilgi veriyoruz. Daima gidip çok yerinde iyi. Görüyoruz. Bilgilerimizi veriyoruz. Vallahi güzel sağmış ha. Elinize sağlık. Güzel sağmış. Ustam çok iyiydi. Çok iyi gösterdi. Ben de sağdım. Vallahi sizde varmış o yetenek. Bu güzel keçi de beni sevdi. Sevdiği için sütünü verdi. Kızım öyle mi? O çıkıyor. Gönüllü verdi. Beni güzel bir adam sağıyor dedi, verdi. Her keçi. Mesela bu sağdığımız keçi kaç kilo süt veriyor? İyi bakım beslemede bizim sağdığımız bu keçi 3,5 kilo süt veriyor. Oo çok iyi. Evet. Çünkü keçiler ve koyunlar bu kadar fazla süt vermiyorlar yani. Yok. Bizim buradaki 5 kilo sağdığımız var. Keçimize teşekkür ediyoruz. Keçiler evet. Teşekkür ederiz size. Dedikten sonra alalım sütümüzü dondurma yapmaya gidelim. Hay buyurun hadi. Gidelim. Hadi. Çok teşekkür ediyorum. Kolay mı? Kolay mı? Çek bakalım. Abi bir dondurma alacağım ben. Dondurma yapacağız değil mi? Şimdi dondurma yapacağız. Merhabalar Atilla abicim. Merhaba abicim. Kolay gelsin. Bu ne iştir baba ya? Mehmet abim. Atilla abim. Dondurma yiyeceğiz. Evet. Güzel adamlar.
Yaptığınız, sizler daha güzelsiniz. Yaptığınız dondurmalarla Türkiye'ye sevdirdiniz. Bütün Türkiye sevdi. Sonra yetmedi, bütün dünyaya gönderdiniz. Dünya da sevdi. Nedir bunun sırrı? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Ne koyuyorsunuz? Senin sorduğun baba, sır. Herkese sırrı verilir mi? Sen bize öğretmeyecek misin? Öğreteceğiz. Kurban olayım. Bize değil. Öğren. Baba bize değil. Geçin. Ona öğreteceksin baba. Tamam baba. Ben seyredeceğim ve yiyeceğim. Ben öğrenmeye hazırım. Sen bana öğret. Bir kelime öğretene 40 yıl kölesi olurum diyoruz ya. Sen bana kasaplı öğretiyor musun? Ben sana dondurmacı öğreteyim mi? Ne yapacaksın önce? Keçi süsü. Dur. Ne kokuyor? Ha? Onu kokuyor öğren önce bir. Oh. Vallahi tabiatı kokutuyorsun yani, anladın mı? Gibi, ne koktu? Çiçek, böcek, bitki. Her şey koktu. Ve de tabii keçi. Dedi ki ben buradayım hazırım. Evet. Önce bunu bileceksin. Bunu evet, bilmiyorsan dondurma olmaz. Tamam, ham maddeyi bileceğim. Güzelliğine bir de bu fare. Bu olmaz olmaz. Peki bunu niye böyle kaldırıyorsun ki? Kıvama geldi. Kıvama geldi diyor. Geldi diyor. Bak kıvama geldi. Oldu. Oldu. Artık bu dondurma siner. Sakız gibi içiyorsun. Sen yine kısalara vermiyorsun gibi geliyor bana. Ağır ağır. Çalışmadan ne öğreneceğiz ya? Önce bir çalışalım ya. Tabii. Yemek yemek olmaz. Bakır olması lazım. Kalaylı olması lazım. Bakır olması lazım. Kalaylı, ve kalaylı olması lazım. Mehmet Bey, kaç zamandır bu işi yapıyorsunuz? Oradan 404. kuşamda. Babam, dedem var. Osmanlı'dan bu yana. Peki bu bir Osman Ağa hikayesi var ya hani Osman Ağa dedem benim. Yani bu Osman Ağa, Osmanlı Sarayı'na babamın babası. Bu işi götüren Osman Ağa sizin dedeniz. Babamın babasının babası. Ben 4. kuşağım. O zaman Maraş dondurmasının tarihçisiniz. Şimdi geçen hafta İtalyanları çağırdım buraya bunu savaşları vermek için. Onlara dedim ki dondurmanın doğum yeri burası. Karşı Ahırdağ, Kardağ. Mermer oruklarından cimcimesen süt akıyor süt. Nasıl ki elim yanına indiniz İtalya'ya getirdiniz dedim. Peki Osman Ağa bunu kimden öğrenmiş? Şimdi eskiden saraylarda sadece şerbet, karsambaçtan geldi. Karsambaç. Ama karsambaçta salep yok. Dedim ki niçin bunu, niye kattın, nereden aklına düştü? Yavrum salepi pişirdim kışın satılmadı. Karın içine gömmüştüm bozulmasın diye. Ama baktım ki değişik bir şey oldu. Aklıma salep geldi. Bir de şifalı bir içecek. Padişahlar bunu kuvvet macunu olarak yiyorlardı sarayda. Alıp elimize 30 saniyede yaladığımız işin çok derin bir hikayesi var. Aslında bir yörük işiydi biliyorsun. Yörükler yere gele. Evet, evet. Rahmetli iş. Ama oradan aldık. Şimdi artık dünyaya getirdik bunu artık. Zahmetli ama. Doğduğunda da zahmetine doğdun. Doğru. Kerametle mi doğdun? Ama şimdi ne oldu? Fotoğraflı beyefendi oldun. Doğru mu? Doğrudur. Onun için her işin doğuşu ve yaşamı var. Dondurmayı oldurduk. Orada bundan sonra da kasap gibi dondurmayı keseceğiz. Ondan sonra da misafirlerimize afiyetlerde. On liman misafir. Misafire de dondurma ikram edeceğiz. Biz bu kadar emek verelim, Atilla ona mı vereceğim? Abicim ben yemekçiyim, Atilla sen emekçisin. Atilla kurban olayım. Bu ya kadar emekten sonra sadece ya, yemekçi vallahi olur. Vallahi söyleyeceğim de iş. Paylaşacağız. Paylaşalım. Ekmek paylaşmayalım. Abi kabul etmem. Bravo. Paylaştıkça artar Mehmet abi. Bravo. Paylaşmayı bilmez bir adam. Çengel peki, dondurma. Sen Avrupa'da paylaştın mı bunu? Yaptın mı bu işi? Vallahi bir Avrupa'da bir dondurma yapışımız, satışımız var. Söyle, nasıl? Almanya'ya vardık. Dilimiz yok, dişimiz yok. Dondurmanın adı ne?
Ice cream. Ne ice cream? Turkish ice cream. Bu ürünün adı ne? Bitteşür. Bitteşür. Tamam. Şimdi dedi ki ya paranın adı mı? Mark. Aynı mark, sıvay mark. Başka bir şey yok. Dondurma tadına bakar mısınız? De ya Almanca ne oğlum? Aynı probirin. 5 kelime öğrendik. Beyler maç başladı. Hadi. Dondurmayı kesiyorum. Ağzım bir. Aynı probirin, aynı probirin. Nasıl? Very good, very good. Başka bir şey bilmiyoruz. Aynı mark, sıvay mark. Onu da biliyorum. Şimdi ben Türkçe bunu Almanca 4 kelime var. Millet sıraya girmiş şimdi. Uzatıyorum, alıyorum. Dedim ki artık espri olsun. Dondurmayı biraz ağır vereyim mi? Kalabalık azalmasın. Dondurmayı uzattım. Biz Anadolu'dan geliyoruz. Türkçe konuşuyorum. Anadolu'dan geliyoruz. Öncelik sırası hanımlarda olur dedim. Külahı aldım. Yes. Öbür tarafa uzattım. Adama dedim ki sonra bir adet daha var Anadolu'da. Parayı kim verirse düdüğü o çalar. Oradan aldım, bir hanımdan aldım. Beyefendiye uzattım. Sonuçta espri yapıyorum. Espri. Adam bir polis dedi. Şimdi bir kahkaha başladı, ben korktum. Polis, Almanya'da polis demek çok sıkıntılı. Ve ondan sonra hayatın ve sokağın dilini öğrendik. Vücut dilini konuşmayı orada öğrendik. Şimdi zaten biz vücut dilimizden bu işi yapıyoruz. Evet. Anladın mı? Evet. Vücut dilin yoksa başka dilin yok zaten. Yok. Yoruluyoruz ama var ya, ilk defa veriyorum. Yorulmaktan keyif aldığımı söyleyebilirim. Neden biliyor musun? Dünyada daha değerli bir bitki var mı yok mu bilmiyorum. 72 derde deva abi. Ben dünyanın en iyi ekşisinin elde edildiği ürün olarak bakıyorum. Ayrıca. Girdiği o, her yere. O bambaşka. Bir aşka bir değer katıyor. Evet. Bak ve çok zahmetli. Evet. Çok farklı yerlerde oluyor. O yüzden bulmakta zorlanıyorum yani. Fakat Türkiye'de galiba en çok Kahramanmaraş üretiliyor. Evet, kesinlikle. Tabii tabii. Yani popülasyon anlamında bir tek buradan bahsetmek mümkün. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş ne yapıyoruz? Geldiniz. Sumak topluyorum abi. Aslında mevsimin sonu. Bu tabii buralar kıpkırmızı olabilirdi değil mi? Evet. Şimdi mevsimi geçti. Yavaş yavaş sonlarını birkaç topluyoruz. Evet, sonlarını topluyorum. Artık yavaş yavaş ekşiye falan geçiyorsun herhalde. Evet, evet. Yapıyorsun falan. Ne zamandan beri yapıyorsun bu işi? 4 yıldan beri yapıyorum. Peki önce yabanisini de mi topluyorsun yoksa tarımında mı yapıyorsun? Tarımında yapıyorum. Yani dikiyorsun. Evet, diktim, yetiştirdim. Hem işletmesini yapıyorum, hem yetiştirmesini yapıyorum, hem satışını yapıyorum. Bravo. Abla evet. Ben daha önce hiç böyle bir ağaç görmedim. Bu ağaç yabani bir bitkiye benziyor. Evet, dağda bayırda olan bir bitki. Bu sakız familyasından. Evet, sakız ağacı. Susuz yetişiyor. Menengiç. Hiç su istemiyor mu? Kendi haline de yetişir ama biz bakım yapıyoruz. Arasını sürdürüyoruz. Zaten arasındakiler kendiliğine çoğalıyor. Onları kesiyoruz. Sade barana sıra sıra olması peki önemli. Peki bunun melezlenmesi nasıl? Erkek ağaçlar mı var aralarda? Evet. Bak aynı fıstık gibi. Allah. Şu sakız familyası. Kendimi var ya resmen bir mucizeye dokunuyormuş gibi hissediyorum. Olağanüstü. Olağanüstü yani. Olağanüstü. Rengin bir başka güzel ama özelliklerin bambaşka güzel. Böyle güzel bir ekşi olur mu? Böyle güzel bir lezzet olur mu? İş şimdi başlıyor. Evet. Vallahi billahi. Şimdi ne yapıyoruz? Yıkıyoruz. Evet, tarladan tozundan falan arındırıyoruz. Tarladan topladık, getirdik. Şimdi ahıt yapma aşamasındayız. Akıt, ahıt. Evet, yani ahıt. Ekşi mi? Evet, ekşinin sıvı hali oluyor. Pekmez haline geliyor. Buna su koyduk abla biraz. Evet, suyunu koyduk. Bekletiyoruz. 3 evet. saat bekletiyoruz bu bunu. Bu şekilde 3 saat bekletiyoruz. Evet, 3 saat bekliyor. Ekşisi iyice çıkıyor. Ondan evet. sonra suyunu süzüp güneşte bekleteceğiz. Ve bu işleme ahıt deniyor. Evet. Bir dakika şimdi bunu yıkamadan mı yapıyorsun direkt? Mesela bir ön yıkama falan olmuyor yok, mu? Yok. Olmuyor. Direkt. Evet, direkt. Vay. Ağaçtan. Yıkanırsa eşkisi gider. Şimdi ne yapacağız abla? Suyunu süzüp güneşe koyacağım. Tamam.
güneşte 15 gün bekledikten sonra şu hale geliyor. Bu işi kimden öğrendin? Anneannelerimizden, babaannelerimizden. Bunun içinde güneşte bekleyecek. Bunun içinde güneşte 15 gün bekliyor. Bu rengi kendi kendine alacak. Kendi kendine alıyor. Ya bu nereye girerse girsin, hangi yemeğe girerse girsin, katıyor. Ona ruh katıyor. Ruh, ruh. Sumak ekşisi ruh. Bu adamın yorumlarına var ya, bitiyorum ya. Ha. Sen yala diye vermedim ki ya. Oh. Renge bak dedim, renge. Yıkıyor. Bak. O zaman tut. Vallahi kendime geldim. Tut bir dakika, iki elinle tut. Hı. Rengi göstereceğim. Evet. Ah! Ben ıh yaptım mı? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Hayır, niye geldik diyorum abi, niye, niye? Hayır, sen niye geldik desene. Tabii bakıyorsun. Evet, niye geldik? Evet. Yemek yapacağız. İşte orası meçhul. Eri böğründe. Oranı bilmiyorum. Eri böğründe. Yapacaksın. Ya da yan yana. Aynı şey. Maraş'a özgü. Aynı şey. Maraş'a özgü. İki ismi var. Eri böğründe ya da yan yana. Buranın adı ne biliyor musun? Kanlı Sana böğet. Sana söylemiştir, söylemiştir. Kanlı böğet. Hafızanı yokladım biliyor evet. musun? Evet. Neden buranın adı Kanlı Böğet? Ne bileyim ben mi? Onu da bilmiyorsun değil mi? Yok. Genç bir kızın bu akan suda boğulduğu söylenir. Ama öyle bir boğulmuş ki bu kızcağız, boğulduğunda doğa bile isyan etmiş. Her şey isyan, hikaye öyle anlatılır. Rivayet öyle güzel. Bir isyan etmiş ki, su da isyan etmiş. Kıpkırmızı olmuş. Kimin onun niye için, tekrar kırmızı akmıyor? Onun için yasını Kanlı bitirmiş. Böğet olmuş adı. Hoş geldin. Sağ olun. Kahramanmaraş'a hoş geldiniz. Kahramanmaraş'a özgü bir yemek yapacağız. Evet. Neydi bu yemeğin adı? Eli böğründe. Eli böğründe. Evet. Bir adı daha var. Yan yana. Yan yana. Evet. Fırında pişer. Aynen. Yapacağız ve fırına gideceğiz. İnşallah. Peki sen malzemeleri doğrarken. Evet. Ben kasap olduğuma göre eti ben doğrayayım tabii. Tabii ki. Başlıyoruz. Eli böğründe de ne kullanıyorsun? Eli böğründe biber. De domates. İşte bizim bu başkonu şaylasının avkasrı sarımsağı. Ha, bu da o zaman özel. Tabii. Sen bana yeter de Zafer'cim. Öyle yeter abi. Bu kadar yeter mi? Evet. Tabii sana biraz da kuyruk yağı lazım. Kuyruk yağı lazım. Yağlardan ayrı ben doğrayayım. Ben çekilmiş getirdim ama yine Yok, de sen... Yok ben doğrayayım sana doğra. O kadar. Evet. Tuz atıyoruz. Fırın. Evet. Ahırdağ'ın kekiği bu. Bu pul biberimiz. Çok az bir miktar karabiber atıyoruz. Evet. Yani biraz... tat versin diye. Etleri kuşbaşı doğradım. Doğradık. Pul biber. Kekik. Tuz. Dağ kekiği. Dağ kekiği. Az biraz karabiber attık. Az bir şey karabiber koyduk. Evet. Sonra sarımsak ekleyeceğiz biraz. Evet. Bunları da doğrayacağız. Geleneksel bir yemek olduğuna göre evet. herhalde yıllardan beri yapılıyordur yani. Değil mi? Tahminim 1950'lerden evet. bugüne kadar önceden şu 18 kiloluk yağ tenekeleri vardı biliriz abi. Bunların kapaklarında. Durumlar yok, imkanlar tabii evet. öyle değil. Şöyle bir şey yapsak. Evet. Acaba katkı sağlamış olur muyuz? Evet. Çok az bir şey. Şöyle. Evet. Diyorum. Sen olur diyorsan. Şimdi şöyle o da bir fikir. Sen olur tabii, diyorsan. Tabii. Yani sulu kalsın. Şöyle, biraz daha şöyle, kurumasın. Bak, şöyle çok hafif. Ne çok dersin? Hafif. Ne dersin? Olabilir, şöyle. Olabilir abi. Hatta, o da bir fikir. Evet. Hatta diyorum ki evet. şöyle de bir yapsak ya. Evet. O da ayrı bir fark. Evet, tabii. Hop, o da hop, ayrı bir fark. Hop, yani zaten hop. Çok öyle lezzeti bozacak dokusunu, bir şey değil. Dokusunu, ruhunu bozacak, bozacak bir şey, şey yapmıyorum. Sadece görsellik bir biraz daha güzel verdik. Oldu. Bunların biraz da kurumasını engelledik gibi geliyor bana. O fırıncıdan fırıncıya değişiyor. Evet. Bunun çok çünkü hızlı pişen bir yemek. Biraz daha dikkat edilmesi lazım. Fırıncının çünkü 10 dakika içerisinde pişiyor yememiz. O zaman eline sağlık diyorum. Hadi şimdi biz fırına gidiyoruz. Hadi fırına gidelim Zafer'im. Emeksiz yemek olmaz. Evet aynen ama, öyle. Ama yemek olmazsa da emeğin
anlamı olmaz. Onu da kabul. Taşlanacak, iş taşlanacak. Onu da kabul. Tabii yemeği yemenin de bir adabı var. Yani kesinlikle. Konu eli böğründe ya da neydi adı? Yan yana. Yan yanaysa şimdi çatal, bıçak falan filan yok. Olmaz. Evet. Ne yapacağız? Ekmeğin içini şöyle açacağız. Aynen. Doğru mu yapıyorum? Aynen öyle. Şöyle alıyorum. Evet. Al domatesinden de al. Bak. Domatesinden de, biberinden de. Önce yan yana. Emeği verene. Aa. Elimize sağlık. Afiyet olsun. Elimize sağlık. Bak. Neredeyiz hocam? Çağlayan Cerit. Çağlayan Cerit'in bir özelliği var. Cevizle ilgili bir özelliği var. Onun için buradayız. Lütfen bu cevizi, burayı bize bir anlatır mısın? Yıllık verimimiz 8500 ile 9000 ton arası değişmektedir. Diğer cevizlerden ayırt edici özelliği olarak tat, aroması, yağ oranı, yaklaşık yağ oranı %69. Bir de randımanı da %53 ile %57'dir. Yani diğer cevizlerden farkı. Bir de coğrafi işareti galiba. 2011 yılında da coğrafi işareti alınmıştır. Alınmıştır. Avrupa Birliği'ne de başvurulmuştur bu yıl. Şebin Karahisar, Niksar ya da Adil Cevaz'dan farkı ne mesela? Bu cevizi yerken neyi hissedeceğiz de farklı olduğunu göreceğiz? Ya farklı olarak yağ oranı mesela farklı. Tamam. Ondan sonra tat ve aroması diğer cevizlere göre. Yani aha, ağızda farklı tat bırakıyor. Falan yerdeki ceviz kaç lira, bu kaç lira? Ya fiyat farkı olarak diğer cevizlerden yani... Bu kaç lira mesela? Yani burada bir adet olarak adet usulü satılıyor. Kilo usulü değil. Wow. Yani bu yıl yaklaşık 40 ile 50 kuruş arası değişiyor adet tanesi. Usulü. Tanesi, evet. Nasıl bir müzik sesi, senfoni, yaprak, ceviz. Aa, vay vay vay. Ya yaprak, ceviz. Oo, vay vay vay. Da 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 be. Ay. Güneyt, ne biliyorsun değil mi tarhana? Evet. Sence bir yiyeceğin başına gelebilecek en kötü şey nedir? Bozulması herhalde yani. Ekşimesi. Ekşimesi, bozulması yani. İşte tarhana bu fikri ortadan kaldırıyor. Evet, çünkü bence biliyorsun de. Bu ne? Ekşitilerek, evet, bozularak formasyon kazandırılan bir ürün. Bir başka özelliği de şu, -30'da ve +30'da bozulmuyor. Evet. Ve dünyanın belki de ilk hazır çorbalarından biri olabilir. Aynı zamanda moleküler mutfak. Bunun içinde şimdi ne var? Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Bunun içerisinde yarma var. Ne konacak başka? Bunun içerisinde bu yıkandıktan sonra kazanımızı alacağız bunu. Pişireceğiz. Piştikten sonra içerisine yoğurt ilave edeceğiz. Artı kekik reyha versin diye, lezzet katsın diye kek katacağız buna. Ondan sonra şu hale geliyor. Ondan sonra bir gün dinleniyor bu. Dinlendikten sonra da ertesi günde serum için bu hale geliyor. Şaşırmış gibisin. Evet, yani ben hep tarhananın yapılışını daha farklı biliyordum. O başka. Şimdi, her yerde tabii, farklı yapılıyor tabii. Bu, ama şimdi, bu kendine özgü bir tarhana herhalde. Hı hı. Ben sana yardım edeyim mi? Tabii, buyurun. Biberi yıkayalım mı? Tabii, yıkayalım. Böyle yıkıyoruz. Tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Yıkadıktan artık sonra süzüyoruz. Süzüyoruz. Saat kanayacak öyle mi? Evet. Yani tamamen özleşecek. Tabii, tamamen sonra pişecek. Sonra yoğurdu koyacağız. Evet. Piştikten sonra bir 5 dakika dinlendiriyoruz. Hı-hı. Daha sonrasında yoğurumuzu ilave ediyoruz. Evet. Yoğurdu ilave ettikten sonra üzerine... Peki keçi yoğurdu diyor olursa evet, en ideal. Maraş'a özgü. Bulamazsak keçi diyor yoğurdu. İnek keçi yani karışık koyuyoruz diyor. Evet. Ekşitiyorlar. Maraş, sonra... Tabii Maraş'ın dağlarından topladığımız heh, kekiklerimiz var. Onu da ilave ediyoruz. Ayrı bir lezzet katıyor evet, da. Tabii. İlave ediyoruz. Tarhananın sadece böyle 3 ürünle yapıldığını bilmiyordum açıkçası. Evet. Yani bizim bildiğimiz diğer tarhanalar gibi domatesli, biberli falanlı filanlı baharatlı bir şeyler. Tabii. Diye evde çocuklar istiyorlar, biz bunu bademlisini de yapıyoruz.
Antep fıstıklı yapıyoruz. Antep fıstıklı. Tabii. Ama aynen. O cips tipi yani çorba falan olmak için o değil. Evet, evet, o da kışın yemek için. Çok güzel, çayın kışın yanında. Kışın çerezlik. Evet. Ana. Böyle oluyor. Ha böyle mi seriliyor? Evet. Ben de böyle serileceksin zannediyordum. Yok. Ha böyle. Evet. Gel bakalım bu güzel ablamız ne yapıyor? Kolay gelsin. Kolay sağ olun, gelsin. Kolay gelsin güzel ablacığım. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Üzüm suyu çıkarmaya çalışıyorum. Üzümden öyle beyaz su mu çıkıyor ya? Evet, üzüm toprak attım içerisine. Ha, ne toprağı? Toprak durulması için. Nasıl bir toprak? Beyaz bir toprağımız var burada. Şu mu? Özel bir toprak, Allah evet. Allah. Üzümün içine koydun yani. Evet, üzümün içine koydum. Ondan sonra eziyoruz. Bu pekmez toprağı denilen şey. Evet, pekmez toprağı. Ha, abla şimdi bu toprak ya. Evet, bu özel bir toprak. Bu toprak olmazsa mayalıyor durulmaz. Bu, evet, bu mayalıyor, durulmasını sağlıyor. Şimdi bu üzümleri doldurdun buraya. Evet, doldurdum. Eziyorsun, evet, çiğniyorsun, o toprağa da koydun. Evet. Ezeceksin, 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 ezeceksin. Ondan sonra tortusunu da atıyoruz. Ha, tortusunu atıyorsun. Evet, ama suyunu tamamen alıyoruz. Tortusu bir işe yaramıyor. Suyundan ne yapacağız? Pekmez yapacağız, pekmez şerbet yapacağız. Yapacağız, sucuk yapacağız. Üzümü sıktık. Evet, üzümü sıktık. Getirdik. Aynen. Muhterem çeviriyor. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Biz bunu pekmez yapıyoruz. Heh. Pekmez kıvamında bir şerbet elde ediyoruz. Hadi koyalım biraz, evet. Hadi koyalım. Koy, 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 koy. Oo. Biraz daha koy, biraz daha koy. Çay rengi olunca tamam. Bunun kıvamı olmuş demektir. Tamam. Ondan sonra nişastayla birlikte karıştıracağız. Tamam. Ve kıvamında olan malzememizi elde şimdi... edeceğiz. Şey mi? Cevizli sucuğun evet, cevizli, harcı. Evet, cevizli sucuğumuzun dış harcı. Hakikaten aynı çay gibi abla evet, ya. Baksana. Evet, evet çok bakar güzel. Bakar mısın? Şöyle bir dökelim. Bakar mısın ya? Peki, Türkiye'nin her yerinde bu yapılıyor. Evet. Ne bunun özelliği mesela? Bizimkinin özelliği Bertis kabarcığı olması. Ne bu? Bertis kabarcığı ne? Üzümün adı. Evet, üzümün adı Bertis Kabarcığı. Adı ne? Kabarcığı. Bertis evet, Kabarcığı. Evet. Vay, güzel bir isim. Güzel isim. Peki özel bir üzüm mü bu? Gördüğünüz gibi çok özel bir üzüm. Her şurasını yerde olmaz. Yaparken gördüm. Evet, her yerde evet. Olmaz üzüm evet. Bu üzümümüz. Abla. Evet. Daha batırsak da kurtulsak. Hemen batıralım. Kurban olayım sana. Hemen. Yoksa ben gideceğim. Tamam, hemen batırıyorum. Batırmayalım evet. Ne olur. Biraz daha da yap. Emek verirken gitti diyecekler. O ki gidecek, gitsin. Evet. Şimdi bu batırma işlemini yapıyoruz. Evet. Birisi ceviz, birisi fıstık. Evet. Bademden de yapıyor musun mesela? Evet, bademden harika. De yapıyoruz. Peki, hadi bakalım sen bir göster. Kaç kere batıracağız? İki kere batıracağız. Ha, o zaman çok değerli. Derin nefes al ve söyle. İlham veren şehir. Boşuna burada şairler bu kadar çok değil. Muhteşem bir coğrafya. 2500 üzerinde endemik bitki. Ne demişti Evliya Çelebi? Şehri azim. Azimli insanların şehri. Ne kadar doğru söylemiş. Evet. Ne kadar doğru söylemiş. Evliya Çelebi'ye de selam olsun. Selam olsun. Beğendin selam mi? Selam olsun. Kahramanmaraş'ın sofrası bir başka güzel olmuş. Bir kere daha eline sağlık. Neler var masalarda Adnan abicim? Erişkit, Maraş havuçlu pilav, yavan köfte, ekşili turşu, Maraş paçası,
yan yana ya da diğer ismiyle eli böğründe ekşili çorba, tarhana çorbası, ekşili ayasulusu, Maraş peynirli pidesi, helise, haşlama içli köfte, ravanda şerbeti, fıstık ezmesi, Maraş dondurması, cimcik tatlı, evet bunlar saymakla bitmez. Kahramanmaraş'ın güzel insanları, Kahramanmaraş'ın emekçileri, emeğinizle kurulan bu büyük sofraya buyurun. Afiyet olsun. Halkbank, halkın mutfağını sundu.